Evet efendim tekrar beraberiz. Konumuz gözaltı morlukları. Ben araya bir konu daha sıkıştıracağım. Selülit çünkü hazırlıklar başladı. Hafiften hafiften bahar gelmeye başladı. Onun için bu konuda sorularınız varsa 0212 331 66 24 ve 25, 0212 331 66 51 ve 52 numaralardan bize telefonla ulaşabilirsiniz ya da e-maille doktoraytu@tv360 kanalplus.com.tr'den bize e-mail gönderebilirsiniz. Konuğumuz uzman estetisyen Alev Ayvas hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz. Sağ olun bakıyorum göz altlarınıza bakıyorum şöyle dikkatle Peki. ben çünkü hep şeye inanıyorum hani kişinin işi kendinden de ve hakikaten sizin göz altlarda hiçbir şey yok. Ben Konu modeli mankeni olarak çıkabilirim gördüğünüz gibi. Ailesel olarak biz bu torbaları, morlukları taşıyoruz. Hmm. Hele ki uykusuz olduğumuz zamanlarda bütün oldu aile mu? benim kızımda da var, küçük kızımda da var, işte babamda vardı, hepimizde var. Hmm. Ee, ne yapacağız bunlar için? Bunlar için e, evde yapılabilecek pratik çözüm yolları da var. Ee, Peki bizim... neden oluyor o zaman her şeyden önce onu soralım. Yani ne yapacağız derken hani günlük hayatımızda ne yapalım ki bunlar olmasın? Amuda mı kalkalım Dü mesela? Yok öyle bir şey istemiyoruz ama düzenli uyku istiyoruz. Ee, yani hafta sonları dahil olmak üzere uykunun işte belli saatte uyuyup belli saatte uyanmak gibi onun haricinde beslenme alışkanlıkları e, çok etkiliyor. Bolca C vitamini tüketmek büyük fayda sağlıyor. Çünkü antioksidan olduğu için e, göz altındaki kılcal damarları kuvvetlendirip güçlendiriyor. Bu sebepten dolayı da gözaltı morluğu kısmen daha azalıyor. C vitamini tüketmek ya da biz mesela normal şartlar altında yaptığımız tedaviler arasında da C vitamini peeling'leri uyguluyoruz. Göz çevresi normalinde çok ince bir deriye sahip. O yüzden daha önceki zamanlarda hep göz altından kaçınıyorduk. Ama şu anda gözaltı için uygulanabilen çok doğru, çok iyi sonuçlar elde ettiğimiz yöntemler, bakım yöntemleri mevcut. Dediğiniz gibi bazı ciltler çok şeffaf. Yani aslında bir torbalanma Daha yok, ince doku. yaş genç ama o kadar ince ki cildi evet. oradaki damarlanma tabakası dışarıdan olduğu gibi mosmor gözüküyor. Onlar Doğru. ne yapabilirler? Ee, tabii ince ciltlere ya da çok ince bir dokuya yapılabilecek çok fazla bir şey yok ama e, gözaltı normal şartlar altında sabah uyandığımızda ılık bir su yerine soğuk bir suyla yıkamak yüzü e, biraz fayda sağlar. Buz kompresi direkt olarak değil ama ya araya soğuk bir uygulama soğuk iyi uygulama iyi gelir ince ciltler için söylüyoruz. Çünkü gözaltı dokusu zaten e, normal şartlar altında yüzden, yüz dokusundan ve vücut dokusundan daha ince bir doku. E, bir de ekstra bir incelik söz konusuysa çünkü hakikaten bazen çok e, şeffafa yakın ciltlerle karşı Damarlı doku çok yüzeyde oluyor ya da e, kişi soğuktan üşümüş kadar kıpkırmızı oluyor. E, ya da işte dış gö görsel anlamda söylüyorum. Hiçbir şey yapmadan e, kıpkırmızı bir görüntüyle e, insanlar yaşamlarını sürdürüyorlar. Bunun sebebi e, çoğu zaman e, tabii ki bir takım faktörlerde etkiliyor ama kişinin e, genetiğiyle alakalı ve cildinin genel yapısıyla alakalı. Evet peki dediniz ki eskiden biz gözaltından kaçınıyorduk Tabii. ama şimdi ...artık bir takım uygulamalarında neler var şimdi? Yani ne değişti eskiden yapamıyordunuz da şimdi niye yapabiliyorsunuz şimdi, bir takım uygulamaları? Şimdi tabii çok hızlı değişiyor her şey ve hakikaten iyi de oluyor. Biz de bu anlamda bunlardan fazlasıyla <laughs> yararlanıyoruz. E, neler yapabiliyoruz? Eskiden gözaltından ciddi ölçüde kaçınılıyordu. Bakımlarda bile, bakım esnasında bile sadece gözaltı kremleri kullanılabiliyordu. Hanımlar çok iyi bilir. Şu anda gözaltı için yapılabilecek birçok yöntem var. Bunlar... Bunların başında gözaltı morluğu için öncelikle C vitamini peelingleri uyguluyoruz. Oldukça da etkin sonuçlar elde ediyoruz. Onun haricinde bir takım eğer çizgi problemi, torbalanma problemi varsa dermaroller dediğim silindir şeklinde üstünde çok minik ve kılcalı iğneleri bulunan e, özel bir e, aparatla gözaltı bölgesinde kanallar açarak oradaki dolaşımı hızlandırıyoruz ve bu da e, gözaltını drene ettiği için Oldukça iyi sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Ee, bunun dışında lazer tedavileri mevcut. Doktor hanım tarafından yapılan, hekimler tarafından yapılan. Aslında birçok yöntem var. Peki Kişiyi yöntemleri konuşmaya lazım. devam edelim ama galiba beyefendinin bir sorunu var. Bakıyorum Tabii. gözaltları da fena değil. Merhaba. Ee, benim sorum göz altındaki morluklar yaşımızla mı alakalıdır yoksa sonradan oluşan bir şey midir? Direkt olarak yaşla alakası yok ama tabii ki yaşta buna paralel olarak biraz olumsuz bir etkiye yol açıyor ne yazık ki. Fakat direkt olarak yaşın bir etkisi yok. Görüyoruz çok genç hanımlar, çok genç beyler de görüyoruz gözaltı morluğu ya da gözaltındaki ödem şikayetiyle gelen. O yüzden direkt olarak yaşa bağlamıyoruz ama yaşta ne yazık ki olumsuz etkileyen faktörlerden biri. Ama düzenli çok hayat çok önemli çok diyor. Çok önemli, çok değil doğru. Mi? Alkol o tüketmemek, doğru. sigara içmemek. Evet. Hemen Bunlar bir soru önemli. daha var. Önde onu da alalım. Hayırlı yayınlar. Benim de bir sorum olacak. Benim gözaltı morluklarım e, aşırı derecede fazla oluyor evet. ara ara. E, ben bunları evde gidermek için ne gibi işlemler yapabilirim? Biraz daha azalması için neler yapabilirim? Ara ara mı oluyor? belli dönemler mesela uykusuz kaldığınızda, uyumadığınızda, yorgun olduğunuzda tabii ki daha çoğunlukla daha uykusuz, uykusuz kaldığınız zaman. Şimdi bakın şöyle yapıyorsunuz. Salatalığı alıyorsunuz. Ortadan kesiyorsunuz. Birer yuvarlak dedim şaka yapıyorum. Eee bunu hep olabilir. hani yani hayır onları... hep dergilerde, filmlerde ne zaman bir böyle bir şey görsek bir kadının gözüne iki tane salatalık <laughs> evet. koyarlar. Al sana şey. Yani hep gözümüzde o görüntü vardır ya. Onun doğru. için Bu doğru mu? Yani gerçekten salatalık bunu yapar mı yani? Yani biz çok fazlasıyla böyle hani ne varsa doğada var mantığıyla aslında çok da doğru. Biz de mesela dikkat ediyoruz ona, fazlaca dikkat ediyoruz. Her şeyin daha doğala yakın olmasına. E fakat yani direkt olarak problemle de çok alakalı. Yani sadece salatalık bir morluğu giderir mi? E tabii ki kısmen sonuç alsanız da büyük ölçüde mutsuzluk ya da işte sonuç alamadığınız için doğru orantılı olarak bir memnuniyetsizlik oluşur. Ne yapılabilir? Hanımefendi dedi ki bazen oluyor yani dönem dönem oluyor dedi. Muhtemelen genetik bir faktör yok burada. Gözaltı da ince değil çünkü sürekli böyle bir problemi yok hanımefendinin evde yapabileceğiniz çok pratik çözümler var elbette. Biraz önce aslında anlatıyordum yarım kaldı. Mesela buz kompresini, bu buzu direkt olarak uygulamak yerine direkt uygulamayın. Buz yanığı da olabiliyor ya da doku kızarabiliyor. Zaten gözaltı oldukça hassas bir bölge. Buzu direkt olarak değil de böyle araya bir incecik bir havlu kağıt ya da daha böyle tülbent tarzında ince bir şeyle araya bir kalkan oluşturarak Buz kompresi yapabilirsiniz. Onun haricinde yeşil çay çok iyi gelir. K vitamini besinler tüketmeye dikkat edin, C vitamini besinler tüketmeye dikkat edin. Bunların hepsi Bu K -K onun etki sağlayacaktır. Nedir? Brokoli mesela benim ilk aklıma gelen. Sever misiniz brokoliyi? <laughs> evet. Tek mesela fazla brokoli tüketebilirsiniz. Bir yiyecek değil ama evet. e, tabii ki e, eğer faydası olacaksa seve seve yerim. Evet. Faydasını göreceksinizdir. İnşallah. Tabii bir kere de değil. Yani düzenli bir şekilde artık böyle haftanın bir günü, iki günü e, besinleri tüketerek K vitamini, C vitamini kısmen sonuç alacaksınızdır. Çünkü tek bir şey yüzde yüz sonucu ulaştırmıyor hiçbirimize. O yüzden hem içeriden beslemek hem dışarıdan bir takım takviyelerde bulunmak işte ancak o zaman daha memnun kalırsınız. Evet yani <laughs> biraz aslında evde üstüne uygulamaktan çok yediğimiz içtiğimizle düzenli uykumuzla işte kötü alışkanlıklarımızın olmamasıyla evet. bütün bunlarla çok alakası var gibi doğru, duruyor galiba. Çok doğru. Bir şey soracağım size bu tedavide sonra. Bu derma abrasyon mesela iğnelerle küçük küçük ucu iğneli Dermaroller, rollerlarla evet, e, dermaroller'larla burada böyle bir silindir gezdiriyorlar ve o iğneler küçük küçük burada cilde girip çıkıyor. Evet. Ne yapıyor o? Yani cilde ne oluyor? Delikler açıyorsunuz. Ne oluyor delikler açıyorsunuz? Çok minimal oranda yani gözle görülemeyecek kadar minimal oranda. Çok kılcal zaten çok incecik bir iğne o. İğne olduğunu bile fark etmezsiniz. Uygulamaya başladığınızda bir şeyler hissedersiniz. O ne yapıyor? Tabii oradaki dolaşımı hızlandırdığı için o bölgedeki dolaşımı hızlandırdığı için özellikle ödem problemi olan ee, insanlarda daha fazlaca sonuç alıyoruz. Ee, tabii drene ediyor o bölgeyi yani kan dolaşımını hızlandırıyor. Ha, oradaki ödemin çözülmesini yani şişliğin inmesini sağlıyor. Evet bir de Aytuğ Bey çok önemli bir şey daha var. Biz bu kanalları açtıktan sonra e, growth faktör dediğimiz büyüme faktörleriyle ya da hyaluronik asit dediğimiz işte gözaltını daha aydınlatacak olan e, bir takım etkenlerle de destek veriyoruz. O zaman daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Yani sadece roller'ı uygulayıp e ee, bakımı sona erdirmiyoruz. Beraberinde rolleri destekleyen e, hyaluronik asit gibi büyüme faktörleri gibi e, bir takım kokteyller de uyguluyoruz. Yani artık göz altındaki bu morluklara, şişliklere oldukça büyük oranda çare var artık diyorsunuz. Artık var evet. Peki selülite var mı? Selülitte de var. Gerçekten mi? Çünkü ben kendimi bildim bileli yani çocukluğumdan bu yana hani ben babam da doktordu hep böyle işte biz tıbbın içinde büyüdük ee, ama selülit hep çözülmeyen problem olarak benim aklıma kazınmış. Selülite Doğru. ne oluyor? Ne oluyor selülitte nedir selülit? Çünkü yani şey... zayıfta da oluyor. Tabii zayıfta da oluyor. Çok doğru. Aslında selülit tamamen e, dokunun altındaki bağlarla alakalı. Yani bunun o yüzden çok direkt olarak kiloyla alakası yok. Bu bağlar işte egzersiz yapmadığımızda e, ya da e, spor yapmadığımızda, düzensiz beslendiğimizde yine bu yani gözaltı için konuştuğumuz bir takım şeyler e, burada da geçerli. İşte düzensiz uyku, hareketsizlik onun dışında e, yedik beslenme alışkanlıklarımız, yediklerimiz o, bunların hepsi selülit oluşturmada ilk akla gelen faktörler. Fakat e, sellüt neden oluşur? Daha çok bayanlarda oluşuyor. Bu tamamen e, hormonlarla da alakalı Östrojen biraz. Östrojen de Evet yani. hormonlarla da alakalı. Bir de yağ hücreleri hanımlarda dikine olduğu için dokunun en üst katmanında e, sellüt görüntüsünü daha çabuk oluşturuyor. Beylerde daha yassı. E, bu sebepten dolayı beylerde e, sellüt görmüyoruz. Daha kaslı bir vücutları oluyor üstelik bize nazaran. E, bunun Tabii bağlarla da alakası var. Yani aslında şöyle anlaşılır bir şekilde odacıklar var dokunun altında ve bu odacıkları ayıran ince uzun bağlar var. Bu bağlar esnekliğini kaybettiğinde dokuyu aşağı doğru çekiyor ve işte o pürüzlü görüntüyü görüyoruz. Bayağı sıkınca hani tam derler ya portakal kabuğu gibi. Evet. Yani doğru. şöyle elinizin arasında bir sıkıştırırsanız tam portakal kabuğu görüntüsü oluyor. Ben inanın bergamot gördünüz mü hiç? Gördüm tabii Bergamot'un hani ben meyvesini ilk kez gördüm hayatımda. Çok yakın bir zamanda ilk kez gördüm. Bazen öyle bacaklar çok bile geliyor biliyor musunuz? Bravo. Evet böyle çok inanılmaz. E, artık böyle selülit e, den kaynaklanan ağrılarla gelen e, danışanlar bile oluyor. Ağrı ağrı da mı yapıyor yani? Sinir uçlarına yağ hücreleri baskı yaptığı için ağrılı selülitler de oluyor. Evet. Peki sorumuz var hemen alalım buyurun. Benim sorum e, selülitlerimiz var tabii ki her kadında var mutlaka. Nasıl evde kendimiz baş edebiliriz? Evet Daha gördüğünüz gibi kimse size gelmek istemiyor. Evet, Biz <laughs> evde bu işi çözelim bize söyleyin sırrını bu iş bitsin diyorlar. Tamam peki söyleyelim <laughs> memnuniyetle. Ee, şimdi evde ne yapılabilir? Evde... Yani ben işine açıkçası birçok güzellik uzmanını dinliyorsunuzdur. Ee, onu da karıştırın, bunu da sürün, <laughs> bunu da yapın. Tabii ki arada çok faydalı bilgiler var ama ben bunların hepsinin bir gramajı olduğunun, bir yani bir etkenle bir etken bir, bir araya geldiğine bazen birbirini bozabiliyor ya da hemen tüketmek gerekiyor. Yani direkt olarak böyle hani yemek hazırlar gibi ya da bir tatlı hazırlar gibi verilen tarifleri ben inanın hiç sevmiyorum. Ama tabii ki bazen işini çok doğru yapan, çok e, hakikaten yapmış, denemiş, sonuç almış ya da bu işe kendini adamış çünkü bu bambaşka bir şey. Bu sebepten dolayı hani e, evde yapabileceğiniz ben öyle bir karışım yerine size e, evde yapabilir misiniz bilmiyorum ama ya da eviniz büyükse olabilir. Bolca yürüyün, su tüketin, e, sebze ağırlıklı beslenin. Bunların hepsi selülüti oluşturur. Oluşturmamak için ya da çünkü selütep hayatımızda olacak bizim ama en azından gözle görülür şekilde bizi mutsuz edecek şekilde ya da dışarıdan anlaşılır şekilde oluşmaması için önlem almak adına iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Yani buna... Yürüyüş, sağlıklı beslenmek, bolca sıvı tüketimi yani günde 8 bardak suyu mutlaka için. Yani bunu yani anladık karşı, evde olmayacak derim. efendim bu biz gideceğiz oraya bu evde olmaz gözaltını hallettik ama sellüt için peki sellüt için size gelince yani anladık evet. sağlıklı bir yaşam gene burada geçerli su içmek önemli spor yapmak önemli hem kaslar gelişsin hem su içelim atıkla maddelerimiz toksinlerimiz gitsin size gelince ne yapıyorsunuz? Şu anda çok popüler olan bir yöntem var akustik e, ses dalgalarıyla. E, dokunun altındaki aslında bu bir böbrek taşı kırma makinesiymiş. Zaman içinde e, sellütte kullanılır hale geldi. Onun başlıkları var birbirinden farklı. Başlıkları değiştirdiğinizde yine böbrek taşı kırma makinesi veriyor. <laughs> Ama e, sellüt için kullandığımız başlıklar ayrı. E, üç farklı başlığı var sellütte. Doku toparlamada, Fakat bölgesel incelmede kullanıyoruz. Fakat bu çok şiddetli bir makinedir evet, yani. Evet, Gerçekten öyle. E, yağ hücresini paramparça yapıyor. Bu sebepten dolayı da e, sellütler Hollywood'da özellikle aslında çok popüler. Madonna çok evine aldığı için, evinde bir fiil Madonna'dan yaptırdığı için. Madonna'nın varmış? Allah Madon seversen evet. kadın günde 10 eşittir. saat ayakta spor mu yapıyor, dans mı ediyor? Yani bir şey zaten zargana gibi yani. Hiç evet. Üstünde yağ yok bir şey yok. Ama konuştuk ya biraz önce. Çok ince kadınlarda da var. olabiliyor diye. Ee, yani neticede kadınların hormonal yapısıyla da alakalı. O yüzden onlarda bile selülit oluyor elbette. Dikkat etmedikleri takdirde ya da oluşur. Peki bu makineyle yağları kırıyorsunuz ama farklı başlıklar var dediniz. Niye farklı başlıklar var? E, tabii çapı küçüldükçe e, daha çok agresifleşiyor. Sellütte özellikle kaslı mesela sporcular da geliyor. Sporcularda bile sellüt oluyor inanın. Sporcular geliyor e, ve sporcular oldukça kaslı bacaklara sahip olmalarına rağmen sporcularda bile sellüt görüntüsü oluyor. İşte o kadar dirençli vücutlarda daha çapı küçük ve daha e, agresif e, yön tam olan daha küçük bir başlığı var. Onu uyguluyoruz. Peki. Bir telefonumuz var. Tabii Sari de. Altınok İstanbul'dan. Bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Merhabalar. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Aysu Beyciğim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz. Şimdi efendim bizim e, benim yaşım 50'nin üzerinde. E, ailemizde erkeklerde özellikle göz altlarında daimi böyle oluşmuş genetik gibi gözüken ee, morluk ve hafif şişlikler var. Hala hazırda da var. Bunlar için demin sizden de duyduğumuz bazı pansumanlar, çay vesaire gibi şeyler uyguluyoruz. Ee, bunlarla ilgili hem destek isteyeceğim e, doktorumuzdan hem de benim bundan 15-20 sene önce bir başından geçen hoş bir olayı paylaşmak istiyorum. Belki bir faydası vardır yoktur. Buyurun. Ee, benim bu gözlerimin altını gören e, Rus kökenli bir e, Doktor ama alternatif doktorlardan bir tanesi tesadüf bir sohbet sırasında bana bir öneride bulunmuştu. Muşmula yapraklarını e, kaynatıyorsunuz, e, bunları sonra demliyorsunuz kendi içerisinde, soğumaya bırakıyorsunuz ve bunları gün ve gün işte beşer dakika oner dakika pansuman yapıyorsunuz. E, ben bunun bir kısmının faydasını gördüm ama sonra yaşam şartları gereği pek yapamıyoruz açıkçası düzenli olarak. Acaba tıbbi olarak ilaç vesaire gibi veya ne bileyim müdahaleyle bunları düzeltme imkanımız var mı diyoruz. Peki Salih Bey hem katkınız için teşekkür <laughs> ediyoruz hem de sorunuzu ileteceğim. Çok teşekkürler efendim. Muşbula ee, muşmula yapraklarıyla galiba anladığım kadarıyla aslında bütün sebze meyvelerle bu iş biraz oran ödemini alacak şekilde olabiliyor ama bir evet. de şunu soruyor Salih Bey diyor ki bunun bir ilacı var mı hapı var mı diyor. Maalesef bunun bir ilacı yok ama C vitamini ve K vitamini tabletleri Mevcut bir doktor kontrolü altında kullanılabilir faydası da olur ama bunu kullanın gözaltı morluklarınızdan kurtulun diye ne yazık ki bunun bir ilacı yok ama dışarıdan yapılabilecek bakım yöntemleri var. İçeriden de işte yediğimiz besinlerle sıvı tüketimiyle ya da C vitamini ve K vitamini tabletlerle bir şekilde bu problemi çözmeye çalışıyoruz. Yani anlaşılan Salih Bey size de sözüm bütün izleyicilere bu biraz genetik, biraz ailesel katkıdan gelen bir şey. Hafifletmek mümkün. Çok güzel yöntemler var. Artık eskisi gibi müdahale imkanı olmayan bir yer değil gözaltıda. Ona değil, da evet. müdahale ediliyor anladığım kadarıyla. Bunlarla şurada Aleva'nın bize çok güzel küçük küçük bu yöntemleri anlattı. Hem sellit konusunda hem gözaltı borluklarında uzman estetisyen Alev Ayvaz. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ederim. Her şey için Şimdi